الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala içimizden bizim gibi insan olan birisini bize peygamber olarak gönderdi ki biz insan olarak onun üzerinden Allah bizden ne istiyor, nasıl kulluk istiyor, bunu anlayabilelim. Allah bizim gibi bir insan değil de bir meleği bizimle konuşmak, bizi eğitmek üzere gönderseydi bugün yaşadığımız Müslümanlığı büyük oranda o melekten biz öğrenemeyecektik. Bir meleğin yaptığını yapmak, anlattığını anlamak bize zor gelecekti. Allah rahmeti ile muamele buyurup bizim içimizden bir insanı bize peygamber olarak gönderdi. Babası vefat etmiş, annesi ölmüş, öksüz bir yetimi insan halinden anlar, insanın meşakkatlerini kendisi de bizzat yaşamış bir insanı Allah peygamber olarak aramıza gönderdi. Biz de ondan din öğrendik. Dinin nasıl yaşanacağını İlk örnek olarak da onun üzerinde gördük. Bir insan bir babanın evladı ile konuştuğu şefkati ve merhameti çok rahat bir şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'de bulabilir. Bir evladın babayı dinlediği gibi dinlemek isteyen Peygamberimiz de o baba şefkatini, baba ciddiyetini nasıl istiyorsa o şekilde bulabilir. Bir arkadaşla konuşmak isteyen, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i bir arkadaş gibi karşısında bulabilir. Bir eş olarak konuşmak isteyen, erkeklerin dilinden peygamber öğrenmek isteyen, onu iyi bir erkek, bir koca gibi dinleyebilir. Kadınları kadınlardan daha iyi anlayan bir peygamber görmek isteyen de sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimize kulak vermesi halinde kadınları kadınlardan iyi anlayan, tarif eden, merhamet eden bir peygamber bulabilir. Bugün bizim Müslümanlar olarak belki de en çok muhtaç olduğumuz şey Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i içimizden biri, bizim gibi bir insan, dilimizden anlayan birisi, bize merhameti bizden fazla olan bir peygamber olarak dinleyemiyor oluşumuzdur. Onun Türkçe değil Arapça konuşmasını aramızda bir engel kabul ediyoruz. Birisi tercüme etsin de dinlesin diyoruz. Tercüme sorununu hallettiğimiz zaman bu sefer karşımıza
suni, uyduruk, bürokratik, gereksiz bir perde geriyoruz. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da size içinizden birisini peygamber olarak gönderdim buyuruyor. Sizi meşakkate sokmaktan şiddetle kaçınan bir peygamber olarak gönderdim diyor. Size karşı merhametli ve nazik bir peygamber olarak gönderdim buyuruyor. Ama biz devlet adamını dinler gibi peygamber dinlemeye kalkıyoruz. Bizim içimizdeki hocalık makamını oturtanlar, oturtulanlar, alim deyince yanına yanaşılmaz, şeyh deyince etrafında dolaşılmaz, büyük adam deyince etrafında küçücük kaldığımız insanları hayal ettiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de konuşsa anlasam bile anlamamışımdır muhakkak ben. Bu 3 dedi, 4 dedi, 5 dedi diye o sayarken ben o rakamları anlasam dahi anlamamışımdır muhakkak. Ben anlayamam. Peygamberi anlayamam muhakkak. Hele bir anlayana sorayım diye gereksiz, bürokratik, suni perdeleri Resulullah ile aramıza koyduğumuz için konuştuğunu anlasak bile anladığımıza inanmıyoruz. Güya ondan ürküyoruz. Makamından ürküyoruz. Halbuki bu ürkme gerçek olsaydı sünnetine aykırı bir hareket yaparken, onun sünnetini ihmal ederken kalp krizi geçiriyor olmamız lazımdı. İş onun sünnetine aykırı davranmaya geldi mi korkan ürperen yok. Ama saygı kılıflı uzak kalmaya gelince mazeret hazır. Burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin üzerinden değil de onun biricik dostu ve onun yolunun göstericilerinden birisi olan Ömer bin Hattab'ı radıyallahu anh bir örnek olayla arz etmek istiyorum. Hani biz dinlesek, duysak, ne dediğini anlasak bile anlamamışızdır muhakkak diye gereksiz bir ürkme içerisindeyiz ya. Bir örnek olarak zikretmek istiyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün bir yere gidecek. Geçeceği yolda da çocuklar oyun oynuyorlarmış. Bir tanesi Ömer geliyor, Ömer geliyor diye bağırmış. Çocuklar da toz olup kaçmışlar yoldan. Ömer geliyor, devlet başı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi. Çocuğun biri kaçmamış. Ömer'in dikkatini çekmiş bu. Yanına yanaşmış, yavrum demiş, arkadaşların kaçtı, sen niye kaçmadın demiş. Bak Ömer geliyor deyip kaçtılar, sen niye kaçmadın demiş. Çocuk kafasını kaldırmış, ya emiral müminin demiş, bir suçum yok ki kaçayım senden demiş. Yol da senin geçemeyeceğin kadar dar değil ki, geç git buradan, niye kaçayım ben demiş. Bu Müslüman mantığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iletişimimize bunu örnek vermek istiyorum. Bize konuşması için gönderilmiş bir peygamberi anlasak bile muhakkak anlamamışızdır diye şeytan bizden uzak tutuyor. Halbuki o kadınlara kadınlardan daha merhametli ve onların dilini onlardan daha iyi anlayan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukları çocuklardan daha iyi anlayan, onların dilinden konuşan bir peygamber. İnsanların dertlerini insanlardan daha iyi izah eden birisi.
Allah onu rahmetli, nezaketli, anlayışlı bir insan olarak aramıza koymuş. Bizim sorunumuz kulağımızı, gönlümüzü, gözümüzü ona çevirmekte tereddütlü davranmamızdır. Aziz kardeşlerim, bir hadis dinlerken bu ayrıntıya dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi bir hadisi şerifini okuyacağız İnşallah. Bu hadisi şerifi biz bana konuşsun diye Allah'ın gönderdiği peygamberimin sözü olarak da dinleyebilirim. Böyle bir kulakla da dinleyebiliriz. Camide oturuyorum, bir şeyler konuşuluyor, bağırıp çağıracak halim yok, dinleyeyim diye de dinleyebiliriz. Veya hadis okunuyor ama bakalım benim idrakime uygun mu, keyfimi bozacak mı diye yarı münafıkça bir üslupla da dinleyebiliriz. Ama mümin insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi gözle bakarsa, o gözle bakıp hangi kulakla dinlerse o kulakla dinleyip o kalple teslim olduğumuz zaman Ebu Bekir oluruz, Ömer oluruz, onun bütün dostları gibi olma şansını yakalamış oluruz. Aziz kardeşlerim, bir Müslüman eğer sevgili peygamberinin kabri şerifini ziyaret ettiği zaman orada hem ziyaret edip hem de sigara içmeyeceği gibi, yani onca saygısı, tazimi ve edebiyle orada duracağı gibi, Peygamber aleyhisselamın fani cesedinin bulunduğu kabrinde ona saygı gösterdiği gibi, fani olmayan, ebedi olan şeriatının konuşulduğu hadisleri dinlerken kabrindeki kadar en azından saygılı, dikkatli olmalıdır ki melekleri Muhammedun Resulullah kuralını içine oturtmuş bir insan olduğuna inandırıversin. Peygamber aleyhisselamın fani cesedinin bulunduğu kabri şerifinde saygılı, edepli, gözyaşıyla durduğu halde ebedi şeriatı olan hadislerin bulunduğu bir kitabı okurken, o hadisleri dinlerken arkadaşıyla oturur gibi oturan birisi sıkıntılıdır. Bu sıkıntısı Peygamber aleyhisselamın gerçek kimliğini tanıyamamak sıkıntısıdır. Fani vücudu değerli, ebedi olan şeriatı ne olduğu belli değil bir peygamber olamaz ki. Bir hadisi şerifi hangi mantıkla dinleyeceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlayamadığını söyleyemez kıyamet günü. Konuşmuştu ama ben anlamamıştım demek mümkün mü? Anlayamamak için canlı, yeryüzünde yaşıyor olmamamak lazım. Hem yaşıyorsun, kulağın var, gözün var. Arapça bilmek şart değil ki. Artık cep telefonunun bile dillerden dillere nakil yaptığı bir dünyada herkesin her dili anında, saniye içerisinde biliyormuş gibi anlayabildiği bir dünyada, Mekke'de okunan ezanın okunuşundan bir saniye geçmeden İstanbul'da dinlenebildiği bir dünyada anlamamıştım kim kime inandırabilir kıyamet günü. Futbolun bütün dünyanın ortak dili olduğu bir çağda ezanı anlayamamak diye bir özür olabilir mi? Gençlerin
hiçbir kelimesini anlamadıkları şarkıları, türküleri tramvayda yol boyunca dinlediği ve zevk aldığı, anası selam verse bile şarkı dinlediği için, güya anlamadığı bir şarkıyı dinlediği için anasının selamını bile duymayacak kadar kör şarkı dinleyebildiği zamanda insanların Resulullah'ın dilini anlamadım diye bir mazeret olamaz. Belki bu eski çağlarda olabilirdi. Dil sorunu dünyadan kalktı. Vakit ayırmak, ilgi duymak diye bir sorun çıktı ortaya. Bunun için biz müminler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir kere duyar, bin yıl o duyduğumuzda yaşar olmak zorundayız. Aziz kardeşlerim, bir hususu daha belirtmek istiyorum. Hepimiz ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, ne kadar büyük bir değişim yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Çocuk katilliğinden bütün dünya nüfusunu bağrına basacak merhametli insan haline geldiler. Alkoliktiler Allah yasaklayınca alkolün en büyük düşmanı oldular. En cahil vasıflardan en bilgili insan noktasına geldiler. 10 asır 20 asırda da değil. Dün katil kafalılığından bugün merhametli bir insana dönüştüler. 24 saatten önce, yani bir gün geçmeden önce kapkaralıktan bembeyazlığa dönüştüler. Bu büyük dönüşüm ashab-ı kiramda. Şunu büyük harflerle yazar gibi söylüyorum, haykırarak söylüyorum, hepimiz bunu adımız gibi bilelim. Bu büyük dönüşüm peygamberi öldürmeye giden Ömer'in, peygamberin en büyük müdafii ve en büyük yardımcısı olma süreci 5 ay sürmedi, 5 saatte sürmedi, sadece 5 dakika sürdü. 5 dakikada dönüşüm yaşadılar. Bu adımız soyadımız gibi bilelim. Asla ve asla Peygamber aleyhisselamın duasıyla ve mucizesiyle gerçekleşmedi. Eğer duasıyla olacak olsaydı, sevgili amcası için ne gözyaşlı dualar yapmıştı, tutmadı. Bir mucize ile olacak olsaydı, o mucize amcası için gerçekleşirdi. Ona 40 yıldan fazla hizmet eden amcası, iman üzere ölmüyor diye mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı da, Kur'an senin sevdiğin üzere olmayacak her şey diye ona haber verdi. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ. Allah kimi hidayet dilediyse o hidayet bulacak, sen istiyorsun diye değil ey peygamber diye ikaz edildi. Peygamber aleyhisselam efendimizin etrafında kapkaralıktan bembeyazlığa, katillikten merhametliliğe, alkoliklikten tertemiz ciğer sahibi olmaya, peygamber öldürmeye giderken peygamberin müdafii olmaya, çocuk katilliğinden en merhametli baba olmaya, zalimlikten adalete doğru dönüşürken ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselam efendimizin Miraç gecesinde yaptığı kandil dualarıyla olmadı bu iş. Peygamber aleyhisselam efendimizin iman etmeyenlere parmağını uzatıp parmağındaki bir mucizeyle hemen iman eder olmadılar. Hayır, ne dua ne mucizeyle değil, Kur'an dinleyerek Resulullah dedi ki diye hadislerini dinleyerek dönüşüm yaşadılar. Ömer bin Hattab'ı hepimiz biliyoruz. Öldürmek üzere evinden çıktı. Bana Resulullah'ı bulun, ayaklarına kapanacağım dedi. Ama arkasından peygamberin gösterdiği bir mucizeyle değil, aleyhissalatü vesselam,
ablası Fatıma ne yapmaya geldin diye sorduğunda, işte sizin elinizdeki bu kitabı imha etmeye geldim dedi. Ver bakayım ne okuyorsunuz siz, sizi sapıttıran nedir dedi. Aldı eline, tesadüfen Taha suresinin ilk ayetleri rastladı. Zaten bir deriye ya da bir kemiğe yazılmış yazılardı onlar. Nedir bu yazı diye aldı. Taha, ma enzelna aleykel Kur'an liteşka illa tezkireten limen yakşa. 1-2-3 ayet deyince dağ gibi Ömer yığıldı kaldı. Bu kitap kime indiriliyorsa beni ona ulaştırın dedi. 3 ay Kur'an kursuna gitmedi. Yaz tatilinde imam efendilere teslim edilmedi. Ortada duran ılıman o taraftan bu taraftan bir adam değildi. Peygamber öldürmeye namzet bir katil adamdı. Ya önceki gün ya bir önceki günde alkol kullanmıştı. Tertemiz biri değildi. Herkesin ürktüğü bir sert adamdı. Ama 1-2-3 ayet demeden Kur'an eritti, mum haline soktu onu. Sadece Ömer mi? 120 bin kişi o ayetleri dinleyerek mum oldular 20 senede. Ne diyorsun be Muhammed diye konuşmaya başlayanlar, onun sadece 2 sözünü dinledikten sonra çok doğru söylüyorsun deyip önünde diz çöktüler. Bugün bizim camilerde, camilerimizde, derslerimizde mukabele diye dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim'i onlar da dinlediler. Ama Kur'an kulaklarından girip kalplerine, beyinlerine girdi. Hafızların seslerine, dekorlarına bakmadılar. Allah ne diyor ona baktılar. Aynı şekilde peygamberleri konuştuğu zaman Allah adına konuşan birisini dinlediler. Bu hadismiş, bu filanca türmüş, bu hadise karşı şöyle deniyormuş deyivermediler. Peygamber elini kaldırıp bu yukarıdaki gök değil dağdır deseydi evet diyeceklerdi. Böyle bir şey demedi ama deseydi bile yahu bu göktür sen ters söylüyorsun demeyeceklerdi. Suyu bardağa döküp de bu su değil bu hurmadır diye zıt bir şey söyleseydi bundan sonra bunun adı su değildir diyeceklerdi. Teslimiyet vardı. Allah konuşturursa en doğruyu konuşturur muhakkak diye iman etmişlerdi çünkü. Biz bugün aynı dinin müminleriyiz elhamdülillah. Aynı peygamberin ümmetindeniz elhamdülillah. Aynı Kur'an kulaklarımızdan giriyor. Aynı peygamberin hadislerini dinliyoruz elhamdülillah. Belki de binlerce sahabinin, hatta on binlerce sahabinin dinlediğinden fazla hadis dinleme imkanına sahibiz. Binlerce sahabi Kur'an'ın tamamının inmesini görmeden bu dünyadan çekip gittiler. Bakara suresinin indiğini binlerce sahabi göremedi bu dünyada. Deyim yerindeyse yarım Kur'an, çeyrek Kur'an dinleyip gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devlet kurup teslim eden Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh Kur'an'ın 1/3'ünü dinleyemeden, göremeden şehit olup gitti bu dünyadan. Ama Kur'an'ın 1/3'ünü bile görmeden bu dünyadan gitti. Ama Kur'an devleti kurup gitti. Dinlediği 10 sure devlet kurup Resulullah'a teslim edeceği kadar büyük menfaat getirdi ona. 10 yaşında 20 yaşında hafız olmuş 10 bin sahabi yoktur. Ama 20 yaşına gelmeden kullan beni ya Resulallah
canım sana feda olsun, buradayım, anamı babamı sana feda ettim diyen Sa'd bin Ebi Vakkas gibi binlerce yürek dolu genç Resulullah'ın karşısında durdu. Bugün biz Müslümanlar olarak Resulullah'a teslimiyetimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o söylediyse tamamdır deyişimiz yüzde kaçtır, bunu düşünmek zorundayız. Ölünce filancayı Ayşe ile beraber dirilt ya Rabbi, Ebu Bekirlerin yanına koy demek kolay. Ama bu teslimiyet sahibi insanlarla ne kadar teslimiyet oranına sahip olduğu belli olmayanların aynı cennete konmasını istemeye yüzü olması lazım insanın. Müminler Resulullah'a aleyhissalatü vesselam %100 teslim olmuş insanlardır. Belki uygulamada %100'ü yakalayamayabilirler. Uygularken %40'larda da kalabilir. Arızalar gösterebilir, yanlışlar yapabilir. Öğlen namazını 4 kıldım zannederek 3 kılabilir, 5 kılabilir. Bunun adı hatadır. Ama Resulullah konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem müminin beyninde binde bir tereddüt bile olmaz. Bütün dünyanın bilim adamları, ilahiyatçıları, hocaları, imamları, müezzinleri, müftüleri hepsi bir ağız olsalar da yahu bu hadis belki doğru değildir deseler, mümin kulağı tıkanmış, hiçbir şey duymuyor gibi hisseder, Resulullah dediyse böyledir der. Beyaza kara diye olsa bile Resulullah kapkaradır o diye iman eder. Mümin böyle bir adamdır. Hiçbir zaman mümin Resulullah'tan şüphelenmez. Tıp, teknoloji başka türlü söylüyormuş. Tıp daha yeni yola çıktı. Ne ekmek fırınları yiyecek daha? Tıp gelişsin dur bakalım. Tıp kanseri önlesin. Kendisi bir hastalık olmaktan kurtulsun tıp, ondan sonra Resulullah'a cevap versin sallallahu aleyhi ve sellem. Tıp kendi canını kurtaramamış henüz. Teknolojik hesaplar öbür türlü söylüyormuş. Kaç kuruşluk teknolojin var? İnsan öldürmek için icat edilmiş silah teknolojisinin artıklarından sen ev teknolojisi üretiyorsun henüz. Hala teknoloji insanı imha etmek için laboratuvar kuruyor. Böyle bir teknolojiyi insanlığı ve 18 bin alemi kurtarmak için getirilmiş, gönderilmiş bir peygamberin karşısında susturucu olarak kullanamazsın. Güçlü olabilir teknoloji ama imha etmek için icat edilmiş bir teknoloji bu. Tıpta kullandığı teknoloji bile önce savaş laboratuvarlarında icat ediliyor da artanı nükleer tıp diye hastanelere gönderiliyor. Tıp ve teknoloji hele bir kendisini aklasın bakalım. Ondan sonra Miraç görmüş, Sidretül Münteha görmüş Resulullah'ın karşısında aleyhissalatü vesselam, yahu bu teknolojiye aykırıdır bu hadis-i şerif deriz veya demeyiz o zaman. Ashab-ı kiramın girdiği cennete girmek için onların Resulullah'a gösterdiği teslimiyeti göstermek zorundayız. Biz eğer bir kavganın içine girdiğimizde yahu şu ayeti bir dinle bakalım ondan sonra kavga edersin dendiğinde, elimize Ömer bin Hattab'ın eline konduğu gibi haydi bakalım şu ayeti bir oku dendiğinde, peki bir dinleyeyim bakayım deyip Rabbimizin ayetleri sıcak bir günde serin bir suyu yudumladığımız gibi bizi serinletemiyorsa eğer, Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem dendiğinde ne buyurdu diye pür dikkat bizi heyecanlandırmıyorsa eğer,
Biz o zaman ashab-ı kiramla aynı konvoyun yolcuları olduğumuzu nasıl ispat ederiz? Sözle Müslümanlık oluyor mu? Sözle zenginlik oluyor mu? Aziz kardeşlerim, elbette şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mağlup edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Onu Allah bir kere gönderdi, geri git diyecek hali yoktu peygambere. Ama aynı şeytanın büyük bir umudu vardı. Peygambere karşı ümmetini soğutabilir diye umutla dolaştı. Bir asır, iki asır, üç asır bekledi. Ama onun ümmeti hiçbir zaman İsa'dan sonra, Musa'dan sonra aleyhisselam ellerindeki Allah'ın kitabını, peygamberlerinin mirasını ibadethanelere terk edip keyiflerine bakan, istedikleri gibi din yaşayan bir ümmet olmadı elhamdülillah. Peygamberinin mirasına Ebu Bekirler, Enes İbni Malikler canlarından fazla kıymet verdiler. Bir asır değil, 14 asırdır bu mirası canları ve namusları gibi korudular. Şu kainatta 124 bin peygamberin tamamı dahil olmak üzere sayısını Allah'tan başkasının bilmeyeceği kadar büyük oranda varlıklarına iman ettiğimiz meleklerin her biri dahil olmak üzere Muhammed ismi kadar salavatla, saygıyla ve selamla anılan bir isim var mıdır bu kainatta? Biz bir ümmetiz ki 1400 küsur senedir çocuklarımıza dahi peygamberimizin adını normal bir insanın adı gibi anılmasına dahi izin vermemiş bir ümmetiz elhamdülillah. Hiçbir Müslüman bir kere olsun Muhammed dememiştir. Dese bir kere ağzından kaçsa büyük bir günah işlemiş diye vicdanen sızlar, belki o geceyi uykusuz geçirir bir ümmetiz biz. Şimdi ağzı süt kokan çocukların çıkıp Peygamber aleyhisselam efendimizin adını salavatsız anabileceklerini zannetmiş olmaları sadece şeytanın 1400 sene sonra kuluçkadan çıkan yumurtasından başka bir şey değildir. 1400 senedir bu ümmet Muhammed dememiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Adamlık Muhammed aleyhisselama Allah'ın baktığı gibi bakmaktır. Batılıların, muharref dine iman eden Hristiyanların güya peygamberleri olan İsa'ya baktıkları gibi bakmak ise adamlıktır, ama batıdan etkilenmiş adamlıktır o. Kültürsüzlüktür. Bu ümmetin kültürüyle değil, bu ümmeti kökünden imha etmek isteyenlerin, ki bu konudaki tecrübeleri de sabittir, kendi peygamberlerinin kültürünü kökten imha ettikleri gibi bu ümmetin peygamberinin mirasını da kökten imha etmek için uğraşacaklardır. Bu tecrübeyle sabittir. Onlardan etkilenip onlar İsa, Musa dedikleri gibi Muhammed, Ahmet, Mustafa deme cüretini gösterebilmişlerdir. Bu da adamlıktır, ama başkalarının adamı olmanın adamlığıdır. Medine bağımlısı
Mekke yüreklisi hiçbir Müslüman tarih boyunca buna cüret etmemiştir. Aziz kardeşlerim, dil uçukluğuna neden olacak kadar enteresan bir örnek size zikretmek istiyorum. Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem bir insan ismidir. Bizim gibi fani bedeni olan bir anadan doğmuş yetim bir çocuğun adıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adıdır. Bu ismi bu ümmet salavatsız, selamsız, saygısız anmaz dedik. Anmamıştır dedik. Fıkıh kitaplarından akide kitaplarına kadar bu ümmetin kütüphaneleri bu kuralları izah eden kitaplarla doludur. Fani Amine'nin oğlu Muhammed'den söz ediyoruz. Annesinin adı Amine. Babası var, annesi var, çocukları var, torunları var. Pazarda dolaşmış, yemek yemiş, hastalanmış bir insan. Ama Allah'ın peygamberi böyle bir insanı Muhammed abi diye anmadı bu ümmet hiçbir zaman. Kıyamete kadar da Allah'ın izniyle andırtmayacak. Öyle Roma sıkıştırdı diye İsa'yı çarmıhta bırakıp gidecek bir ümmet değil bu ümmet. İdam edileceği zaman Muhammed'i kendi yerinde ister miydin diye soranlara, değil kendi yerimde istemek, benim kurtuluşum onun ayağına bir diken batması ile bile olacaksa vallahi istemem, ayağına diken batmasın ben asılayım diyen adamları vardı onun sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin aziz kardeşlerim, Muhammed kelimesinden sonra salavat getirmek, peygamberime salat et, selam et Allah'ım diye dua etmek, bunu her namazda tahiyyattan sonra söylemek, selamdan önce söylemek, ümmetin Allah tarafından emredilmiş şeriatı gereği ibadet olarak yaptığı bir iştir. Farzdır, vaciptir, yerine göre sünnettir. Muhammed demek yok, sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin, aleyhisselam diyeceksin. Gelişi güzel anamazsın. Lütfen dikkat ediniz, onu yaratan Allah'ın adı anılırken böyle bir mecburiyet yoktur. Allah diyebilir mümin. Sallallahu aleyhi ve sellem der gibi Celle Celaluhu demek mecburiyeti yoktur. Zikir olarak, sevap olarak, fazilet olarak vardır. Bunun için peygamberden konuşulurken aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem siz anılmadığını görürsünüz. Ama şeriat kitaplarını incelediğinizde bakarsınız ki Allah diyor ki, Allah buyurdu ki denir. Önünde bir ilave zikir cümlesi olmaz. Umumiyetle olmaz. Peygamber dedi ki diye bir kere yazmamıştır bu ümmet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demiştir. Bunu da bu şekilde hürmet ve saygıyı da adamlık kabul etmişlerdir. Adamlık budur demişlerdir. Teslim olduğun kadar, hürmet ettiğin kadar, saygı gösterdiğin kadar onun adamısın. Kendi peygamberlerinin adını kütüphanelerde unutturan muharref dinlerin mensupları elbette benim peygamberimin adının da o azametle anılmasını istemeyeceklerdir. Kendilerine edindikleri adamları da bunu bilimsellik veya modernistlik kılıfıyla kılıflandırıp
Muhammed dedi ki diyeceklerdir. Ama onun adamlığı Enes İbni Malik'in adamlığı değildir. Onun saygısı hiçbir zaman Ali bin Ebi Talib'in saygısı seviyesine ulaşamayacaktır. Çünkü kimin adamı olduğu konusunda sıkıntısı vardır. Bizim Peygamber aleyhisselamı dinleyişimiz, o konuşurken kulağımızı kabartmamız, onu gözümüzle bile dinleyecek kadar dikkat kesilmemiz çok fantazi bir saygıdan kaynaklanmıyor. Allah'ın böyle emretmesinden kaynaklanıyor. Bunu Müslümanlık olarak bilmemizden kaynaklanıyor. Şimdi ben bir hadisi şerif okuyacağım ey Müslümanlar dediğim zaman, eğer o hadis paragrafına geçtiğimde benim sözlerimle o hadise başladığım paragrafı okuduğum sözler arasında dikkat kesilme, teslim olma, tamam ne denecek bakalım tarzında bir farklılık olmuyorsa bir sıkıntı var demektir. Çünkü şu kainatta Allah'tan sonra hiç kimsenin sözü peygamber dinlenir gibi dinlenemez. Ya da peygamberin sözü hiçbir insanın sözüne benzetilerek dinletilemez. Allah konuşmuştur, peygamberini konuşturmuştur. Bize de dinleyin ki kurtulasınız demiştir. Peygamber aleyhisselam efendimiz Kur'an okurken elbette Kur'an okurken dinlenecek zaten. Ama okuduğu Kur'an değil, bir nasihat konuşması yaparken, yani hadis dediğimiz şeyleri konuşurken önünden bir iki kişi kalkıp dışarıda bir iş görmek için, şimdiki deyimle telefonu çaldı da telefonuna bakmak için kendisine ait konuşma yaparken peygamber mescitten dışarı çıkanları, Kur'an'ımız ne diyor? Ey peygamber, sen konuşma yaparken, Kur'an okurken değil, konuşma yaparken seni ayakta bırakıp dışarı çıkanlar için hele bizden bir af dile bakalım. Ancak rahmeten lil alemin olarak gönderilen peygamber bu cahili affet ya Rabbi derse dışarı çıkmasının suçu affolunabilir. Peygamber konuşurken dışarı çıkan, ben karşıyım bu senin dediklerine diyen değil, onun sözünün bitmesini beklemeden, çıkabilirsin demeden dışarı çıkandan Allah söz ediyor. Onlar için hele sen bir istiğfar et bakalım. Çok ağır bir hata işlediler. Peygamber aleyhisselam Kur'an okuyorsa zaten Allah'ı dinler gibi dinleyeceksin. Dedi ki peygamber diye başlayan bir cümleden sonra da Allah'ın dinleyin dediğini dinler gibi dinleyeceksin. Bunun için değerli müminler, şimdi bir hadis okuyacağız sözünden sonra alarm çalmalıdır. Hayat durmalı, kulaklar peygambere yönelmelidir aleyhissalatü vesselam. Hadisler bir amcanın nasihati değildir. Mekke'de çok muhterem, beyaz sakallı, yeşil cübbeli bir hacı amcanın nasihatleri değil bunlar. Hadis dinlemekle
kimin adamı olduğumuzu meleklere gösteriyoruz biz. Bu hadis zayıf, bu şişman, bu orta boylu diyenler peygamberin sözlerini aleyhissalatü vesselam kendi sözlerinin çerezi olarak kullananlar, yüzüne bakamayacakları bir peygamberin huzuruna çıkacaklar kıyamet günü. Bir saatlik bir konuşmanın hiçbir yerinde peygambere ait bir alıntı yok. Bir o şairden, bir bu tarihi mesajdan, filan şiirden alıntı ve bunun adı da din. Böyle din olur mu? Din, Allah konuşur, peygamber konuşur olan bir yerdir. Onun dışındakilerin kahve sohbeti adı olabilir. Düğün muhabbeti olur. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbirimizin babası, hiçbirimizin amcası değildir. Hepimizin peygamberidir. Hepimiz onu peygamberimiz, yani Allah'ın aramıza gönderdiği elçisi olarak bakıp dinleriz. Böyle olursa o bizim için rahmet sebebidir. Bunu becermeyi başta kendimiz ve sonra da sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımıza uygulamalıyız. Bu nedenle aziz kardeşlerim, bir kardeşiniz olarak sizin gibi Allah'ın rahmetine, mağfiretine muhtaç biri olarak söylüyorum. Çocuklarımızın Peygamber aleyhisselam efendimizin kaç yılında doğmuş olduğuna dair bilgileri bilmelerine sakın aldanmayın. Sakın aldanmayın. Bu dinde 571 uğurlu bir rakam değildir. Bunu bilmek bir ibadet değildir. Bunu bilen çocuk mücahit olmaz. Bunu bilmeyi öğretmenin bir manası yoktur. Sıcak yatak görmeden, eşleriyle bir bardak çay içmeye fırsat bulmadan, Allah'ın dini yücelsin diye bu dünyada iki gün üst üste sıcak bir çorba dahi içme fırsatı bulamadan gidişidir peygamberin sireti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bilmek ve bunu prensip olarak çocuklara uygulamaktır asıl olan. Peygamber deyince önündeki bilgisayarı bırakıp nereden geldi bu ses diye peygamber kelimesini duyduğu tarafa dönüyorsa çocuklarımız, şükür secdesine kapanıp elhamdülillah deyiverelim. Ama çocuklarımız 71'de doğdu, 632'de şuradaydı, 615'te buradaydı diye bize biyografi sayıyorlarsa, bu ne o çocuğun karnını doyurur ne bizi sorumluluktan kurtarır. Siyer öğretmek kadar kolay bir şey yok ki. Zor olan siyer öğretmek, peygamberin ne zaman doğduğunu söylemek değildir. Zor olan şeytanın yaptırtmadığı peygambere sevdalı, onun adına can fedaya hazır genç yetiştirmektir. 571'i tarihten Hristiyanlar da biliyorlar. Belki de onların Peygamber aleyhisselam efendimizle ilgili yazdıkları kitaplar bizim yazarlarımızdan öncedir belki de. Peygamber aleyhisselamın adını bilmek değil, adına kurban olmaktır mühim olan. Adamlık budur. Bu adamları Allah arıyor. Bu adamlar Allah'ın kıyamet günü Muhammed aleyhisselam'ın ümmetinden diye mahşer yerinde onunla beraber Havz-ı Kevser'inde buluşturacağı adamlardır. Bu mantık çocuk yetiştirme mantığıdır. Çizgi filmler, çizgi romanlar belki eğitime hazırlık için gerekli ama asla hedef değil, sonuç değildir. Bilakis mini bir tuzaktır.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber.